Arkadaşlar bugün size ön kol atellerinden bahsedeceğim. Bunlar için gerekli olan malzemelerden pamuğumuz. Bunların sargı şeklinde olanları var ama bizde bu şekilde, bütün şekilde. 10'luk ve 15'lik alçılarımız, mutlaka makasımız lazım. Sargı bezimiz, soğuk ya da sıcak su. Sıcak su olursa alçı daha çabuk kurur, soğuk su da biraz daha geç kurur. Ancak sıcak suyunda hani kendince komplikasyonları var. Deride tahrişyan oluşturmak gibi. Onun dışında birazdan hangi yaralanmaya hangi ateli yapacağımızdan bahsedelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün Umargatır atelini göstereceğim size. Umargatır ateli dediğimiz şu bunlar çentikten itibaren. Şu dördüncü, beşinci ve dördüncü parmakların metatarsının distalini, proksimalini ve distalini içeren kırıklarda. Biliyorsunuz bu daha çok boksör kırığı dediğimiz, hani kişinin yumruklatması sonucu metakarpa, dördüncü, beşinci metakarpa yükülmesi sonucu oluşan kırıklarda uygulanan bir ateldir. Getir bakalım ölçüsünü. Şu şekilde yine dirsekten biraz ön kısmından dördüncü, beşinci parmağı biraz geçecek şekilde, çünkü pamuğu içeriye katlayacağım. Bir ölçü alıyoruz. Buradan bir kesebilirim seni. Bu bizim pamuklarımız standart olduğu için kullanacağımız alçıya göre pamuklarımızı kendimiz küçültüyoruz. Elimizdeki malzeme neyse ona göre yapmamız lazım. Şunları atlayalım. Birazdan parmağımın arasını saracağım. Sonrasında bu yine onu kalçamızı 8 kat sarıyoruz. Yaptıktan sonrasında şu şekilde, şu parmakların birbirine yapışık bir şekilde duracağı için uzun süre temas ettiği zaman tahriş olur. O yüzden bir pamukla birlikte burayı sarmamız, hani birbirine ayırmamız lazım. Şu şekilde yapabiliriz. Çok kalın olmadan. Diğer parmağım da yedir. Şekilde bir arada duracak. Sonrasında atelimizi ısıtıyoruz. Isıtayalım. Bu ateldeki suyu sıvazlamak önemli. Hem üzerindeki pürüzleri almak için hem de daha hızlı kuruması için. Üzerinde su olan atel alçı daha geç kurur. Tamam. Tamam. Bu şekilde yerleştirdik. Yerleştirdikten sonrasında tam tersi yapmam lazım. Bu şekilde parmak uçlarına yakın gelecek bir şekilde şuradan atelimizi sarmaya başlıyoruz. Bu ateli çok sıkı değil, ancak çok da gevşek değil sarkımız. Hani çok sık olursa dolaşımı bozup hastanın parmaklarında morarma, rahatsızlık hissi oluşturabilir. Çok gevşek olursa da hasta her hareketinde bunu çıkartabilir.
O yüzden ikisinin tam ortası olması lazım. Şu şekilde sararak ilerliyorum. Sonrasında geldiğim zaman parmak ucuna şuradan iki parmağını birleştirip bu şekilde birleştirip iki parmağını sarmaya devam ediyorum. Şöyle tutabilirsin, bir şu içinden de dönelim. Verdiğiniz pozisyon zaten hep aynı şekilde. Şöyle bir kapatıyoruz. Kesip. Sonrasında el bileğini şu şekilde açılandırıp yine burası 90 derece olacak şekilde atelimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Burası da ulnar katır atel. Dediğim gibi boksör fraktürlerinde 4. 5. metakarpal kırıklarında kullandığımız bir atel. Bu şekilde ve burada ayrıntı olarak her atelde parmak uçlarının popoyu görebileceğimiz bir noktada olması lazım. Buradaki şu kirleri vesaire de işlem sonrasında temizlememiz lazım. Teşekkür ederim.